Evet, merhabalar Galatasaraylı kardeşlerim. Evet, bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın durumu ve transfer harekatları hakkında konuşacağız biraz. Bu videoyu, önceki Fenerbahçe videosunu izlemediyseniz lütfen sadece Galatasaraylılar izlesin. Sadece Galatasaraylı kardeşlerim izlesin bu videoyu. O zaman küçük bir bilgilendirme yaptık. O zaman başlayalım. Galatasaray Trabzonspor'u 2-0 yendi. Ve 29 puanlı galiba şu anda bakalım. Evet, puan durumu. Aynen. 29 puanla şu anda lider olarak götürüyor ligi. Averajları 15. Yani ligde şu anda en az gol yiyen takım Galatasaray. Yani şu anda moraller iyi Galatasaray'da. Sonraki maçı 2 Ocak Cumartesi saat 7'de Antalyaspor'a karşı yapacaklar kendi evlerinde. Yani bence moralleri yerinde Galatasaraylıların. Şampiyonluk umutları var. Ve bence benim eksik gördüğüm bir mevki kesinlikle var. Forvet. Galatasaray'da forvetlerde verim alamıyorlar. Galatasaray forvette verim alamıyor. Bunun için ne yapmalılar? Bence Falcao'yu satmalılar. Çünkü Falcao'dan gerçekten yani ben ona penaltı kao diyorum ya. Penaltı kao diyorum ben ona. Onun haricinde biraz da bakalım. Tam 2 dakika olsun. Çünkü ben 5 dakika ile 6 dakika arasında yapacağım için GS transfer haberleri. Evet. Oo. Sörloth diyorlar. Yakışır mı? Bence yakışır. Çünkü biliyorsunuz ligimizi bilen bir kişi. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir durduralım. Dursan oğlum. Dur. Yani güzel ya. Güzel adam yani. Alexander Sörloth. Şöyle diyor. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken sarı kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi Leipzig'e transfer olan oyuncu Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yaratmıştı. Olabilir. Olmayabilir değil. Evet. Yani bunları çok okumaya gerek yok. He. Bir de bir adam daha varmış. Kimmiş bu? Hakon Evjen. Bir bakalım ismine. Ne? Ya bence bir 26 yaşı var. Bir bakalım ama yine de hiç bilmiyorum çünkü. Evjen. Evjen diye okunuyor herhalde. Oo. Oo. 20 yaşında ve piyasa değeri 3,20 milyon. Bence ya ama ben Galatasaray'da çok fazla bir orta saha eksiği görmüyorum. Bir de foto maçın şeyine bakalım. Ya of. Bunları geçelim. Sat Falcao'yu, getir Costa'yı. İlginç. Heh, tamam dur. Son dakika transfer haberleri. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a büyük bir umutlarla gelen ancak kaçırdığı maç sayısı, forma giydiği maç sayısını geçen Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu. Diagne'nin gösterdiği performansın ardından ikinci golcü konumuna düşen Falcao ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir, ayrılsın. A Spor ekranlarında dünya yıldızı golcünün durumun dünya yıldızı değil artık.
Dünya Yıldız golcünün durumunu değerlendiren Ender Bilgin Falco için olay bir yorumda bulundu. Bilgin eğer Falco eğer giderse kendi şartlarıyla gider ifadesi kullandı. Çok güzel bir ifade kullanmış gerçekten. Tebrik ediyorum bana. Ender Bilgin'i gerçekten yani A-Spor'daki tek böyle yerine oturmuş yorumculardan bir tanesi bence Ender Bilgin. Çok seviyorum yorumlarını. Yani bu kadar. Galatasaray'da fazla transfer haberi göremedim. Ama bunun ikinci bölümünü haftaya çekelim. Hatta ben şöyle bir şey düşündüm. Her hafta ben şimdi perşembe yaptım ama pazartesi akşamında buluşalım. Pazartesi akşamında transfer harekatları ve son dakika takımların durumu hakkında biraz konuşalım. O zaman görüşmek üzere. Tüm Galatasaraylı kardeşlerime buradan sevgiler gönderiyorum. Bay bay. Sağlıkla kalın, futbolla kalın. Görüşmek üzere.